Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili dostlar, Rabbimiz, Halikimiz, Malikimiz, Sahibimiz olan Allah Maide suresi 2. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve ta'awunu alel birri ve takva. Yani iyilik ve takva üzere yardımlaşın. Evet iki hususta yardımlaşacağız. Bu bir ilahi emir. Kardeş, kardeşle, aileler arası, komşular arası, efendim, içtimai hayatta, sosyal hayatta, yardıma muhtaç olanlara yardım etmek ve buna benzer pek çok konuda biz yardım etmekle mükellefiz. Evet, bu ilahi bir uyarı, ilahi bir ikaz, ilahi bir emir. İyilikte ve takva üzeri yardımlaşacağız. Peki takva nedir? Takva Allah'a karşı gelmekten sakınmak demektir. Emri ilahi'yi yerine getirmek, nehyi ilahiden ise yani ilahi yasaklardan ise kaçınmak demektir. Demek ki takvanın aslı özeti bu. Allah'ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından ise uzak durmak takvadır. Demek ki emirleri yerine getirirken yardımlaşacağız. Allah'ın yasaklarından kaçma noktasında da yine yardımlaşacağız. Yani efendim benim çocuğum değil, komşunun çocuğu. Bana ne? Bizim mahallenin çocuğuymuş. Bana ne değil? İşte eskisinde olduğu gibi bir otokontrol inanınız şarttır. Evet, bazen şunu diyebilirler. Ahlak zabıtası mısın? Evet, biz ahlak zabıtası değiliz. Böyle bir görevimiz de yok. Ama bir şekilde bu bir yangındır ve bu yangını söndürme noktasında herkesin üç aşağı beş yukarı kendisine göre bir görev ve sorumluluğu vardır. Yani Cenabı Cenab-ı Hakk'ın bize vermiş olduğu emirlerden birisi de emri bil maruf ve nehyi anil münker yapmak. Yani iyi şeyleri emretmek, iyiliğe teşvik etmek ve kötülükten uzaklaştırmaya çalışmaktır. Bu lisan mahsusuyla yani kendisine haz, kendisine özgü bir lisanla yumuşaklıkla yapmak. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a Cenab-ı Hak buyuruyor ya sen eğer etrafındakilere katı davransaydın onların hiçbirisini etrafında şu anda bulamazdın. Yani bu itibarla biz de ne yapacağız? Uygun bir tarz içerisinde bunu uyarmaya çalışacağız. Evet, benim çocuğum komşunun sorumluluğunda, onun çocuğu bizim sorumluluğumuzda. Yani kötülüklerden ve kötülerden uzaklaştırma noktasında elimizden geleni yapacağız. Aile olarak yapacağız, çocuğumuza, komşu olarak komşuluğumuzu yapacağız. Öğretmen öğrencilerini koruyacak, kollayacak tüm kötülüklerden. Hoca talebesini koruyacak kötülüklerden. Amir memurunu, memurlar kendi arkadaşlarını Böylece gerçekten güzel bir toplum vücuda gelecek. Evet kötülüklerin önüne geçmek için öyle ferdi olarak bir kişi iki kişi bu işin hakından gelecek değildir. Bu tam toplumsal bir mesele, içtimai bir meseledir de aynı zamanda ama şunu ifade etmek lazım. Gerçekten başkaları yapmıyorsa biz de mi yapmayacağız? Biz bize düşen sorumluluğumuzu yapacağız. O komşu da kendisine düşen sorumluluğu yapacak ve hoca öğrencisine karşı sorumluluğunu büyük abi abla kardeşlerine karşı olan sorumluluğunu yaptığı takdirde ciddi anlamda çok mutlu, müreffeh, Huzurlu, emniyetli bir toplum ortaya çıkacaktır. Evet bu hiçbir şekilde unutulmamalı. Herkes hiç kimse yok ben varım demeli ve bu noktada elinden gelen e, yardımı yapmalı. O iyilik ve takva üzerine ne yapmalıdır birbirine? yardımcı olmalıdır. Evet, madem ki ilahi bir efendim emirdir bu, biz bu noktada bir birimize yardımcı olacak ve yardım edecek yardımı asla birbirimizden sakınmayacağız. Evet, bu açıdan mutlu bir aile Mutlu bir efendim komşu, mutlu bir e, mahalle, mutlu bir şehir, mutlu bir ülke, mutlu bir dünya inşallah olacaktır. Temenni ediyoruz biz bize düşeni yapıyor, elimizden geleni asla ve asla geri koymuyoruz. Evet hayırlı günler diliyorum Allah'a. Emanet olunuz